Değerli izleyicilerimiz, tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da artık ırkçılık adeta zirve yapmış durumda. İçinde bulunduğumuz bu zorlu koronavirüs döneminde ırkçı saldırıların arttığını gözlemliyoruz. Ancak her ne hikmetse Avrupa'nın pek çok ülkesinde hiçbir önlem alınmıyor. Bu insanların özellikle Türklerden ne istediğini anlamak inanın ki çok zor. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin bir açıklama yaptı. Bakın, enteresan bir açıklama. Fransa'da ırkçılığın geldiği boyutu bize açık bir şekilde gösteriyor. İçişleri Bakanı katılmış olduğu bir televizyon programında Ocak ve Ekim 2021 arasında polis tarafından 1380 din karşıtı eylem kaydedildiğini açıkladı. Hristiyan ve Yahudi karşıtı eylemlerin sayısı düşerken İslam karşıtı yapılan eylemlerin sayısının ise arttığı gözlemlendi. İslam karşıtı hareketlerin 2019 yılından bu yana %32 arttığını duyuran Bakan Darmanin, 2019'da 129 eylem, 2021'de ise 171 eylem kaydedildiğini söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, hiçbir dine mensup hiç kimseye saldırılması, herhangi bir şiddet olayının uygulanması kabul edilebilir değil. Hangi dine mensup olursa olsun. Fransa'da Müslümanlara yönelik olarak bu kadar şiddet olayının artmasının baş sorumlusu bu İçişleri Bakanı ve Macron. Macron her fırsatta Müslümanlara ve İslam dinine karşı ağzına geleni söyleyen, hatta ve hatta durmaksızın bir adım daha ileri adım atan, Hazreti Peygamberimizin sözde karikatürlerini devlet binalarına akşamları ışıkla yansıtacak kadar bizleri küçük düşüren, bizlerin inançlarıyla, değerlerimizle dalga geçecek kadar ileriye giden bir devlet başkanı. Şimdi de kendisinin İçişleri Bakanı çıkmış diyor ki, neden bu kadar arttığını anlayamıyoruz diyor. Bunu arttıran sizsiniz arkadaşlar. Bu İçişleri Bakanı yaklaşık 3 ay önce bir açıklama yaptı ve dedi ki, marketlerdeki helal reyonlarının anlamsız olduğunu düşünüyorum dedi. Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün olabilir mi? Kendi ülkesinde kendi vatandaşı olan milyonlarca Müslüman yok mu? Yine İçişleri Bakanı açıkladı. Son bu hafta 25 tane camiyi kapattık dedi. Arkadaşlar, bir aşırılık varsa, bir hukuk dışı yapılanma varsa kapatın. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki keyfi olarak kapatıyorlar. Yine Fransa önümüzdeki yıldan itibaren din görevlilerini, imamlarını kendisi atayacak. Tüm camilere diyecek ki, bizim eğitimimizden geçen, benim onay verdiğim kişiler din görevlisi olabilir. İşte Türkiye'den, Diyanet'ten, oradan buradan gelenleri kabul etmiyoruz dediler. Bunu yasa yaptılar bununla ilgili olarak. Önümüzdeki yıl artık böyle olacak. Şimdi demokrasinin, insan haklarının, fikir ve düşünce özgürlüğünün olduğu söylenen Fransa'da insanların din özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak görüyorum ben bu çalışmaları. Macron ülkesindeki ırkçıların, aşırı milliyetçilerin Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde oyunu almak için Müslümanlara saldırmaya devam ediyor. Başka bir izahatı yok arkadaşlar. Bakın, Darmanin İçişleri Bakanı diyor ki, Hristiyan karşıtı eylemleri son 2 yılda %25 düşerek 921 eylem olarak kaydedilirken, Yahudi karşıtı eylemlerin ise %15 düştüğünü söyleyerek 2019 yılında 617, 2021 yılında ise 523 eylem düzenlendiğini belirtti. Darmanin İçişleri Bakanı, Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler yasası kapsamında 2600 camiden 99'unu ayrılıkçılık şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve 21 caminin de kapatıldığını açıklamıştı. Fransa'da geçen cumartesi günü de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Mulhouse kentinde mezarlığın bir bölümüne, yine Müslüman mezarlığına saldırı düzenlenmişti. Müslümanların kabirleri zarar görmüştü. Şimdi bakın arkadaşlar, siyasetçiler koltuklarını kaybetmemek için, kendilerinin bu saltanatının devam etmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Macron'un en önemli rakiplerinden bir tanesi çıkıp açıklama yapıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki, seçim var ya,
Biz diyor Avrupa Birliği'ni Türkiye'nin esaretinden kurtaracağız diyor. Sözde Avrupa Birliği Türkiye'nin esaretine girmiş. Yani oy almak için, seçimleri kazanabilmek için Türkiye ve Müslüman düşmanlığı yapmaya devam ediyor bu hokkabazlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni hangi açıdan esarete aldığını söylüyor. Hiç kimse de sormuyor hangi açıdan. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen Fransa mı Türkiye mi? 60 yıldır vize serbestliği bekleyen Fransa mı Türkiye mi? Dalga geçiyorlar. Irkçıların oylarını almak için bakın bunlar bu siyasetçiler her böyle konuştuklarında bizim vatandaşlarımıza Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de her yerde saldırı düzenliyorlar arkadaşlar. Irkçılar hortluyorlar. Sonra da İçişleri Bakanı Darmanin çıkmış diyor ki Allah Allah ya Müslümanlara yönelik bu saldırıların sayısının arttığını görüyoruz diyor. Siz yaptınız kardeşim bunu. Ülkenin içerisindeki nerede dangalak, manyak var, ırkçı var hepsini ateşliyorsunuz. Siyasetçilerin ağzına bakan bir sürü dangalak var. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu konu olunca gerçekten sinirleniyorum. Yani bu siyasetçiler çıkıp milleti galeyana getirmek için, toplumları bölmek için, insanları birbirine düşman için, etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki bu saldırılar niye arttı diyorlar. Siz de arttırıyorsunuz kardeşim. Siz de arttırıyorsunuz. Ha, İslam adı altında, Müslüman adı altında insanları öldürenler varsa, insanlara zararlar verenler varsa bunlar Müslüman falan değil. Bunları biz kabul etmiyoruz. İslam'da insanlara zarar vermek yok arkadaşlar. İnsanları öldürmek yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Cihatta mıyız? Savaşta mıyız? Neredeyiz? Bunların hepsi yüzünden bu işte kendini bilmezler yüzünden İslam'da karalanıyor arkadaşlar. Siyasetçiler de böyle bir olay olsun diye bekliyorlar. Sonra başlıyorlar oy kapabilmek için, milliyetçilerin oylarını alabilmek için Türkleri, Müslümanları karalamaya. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani toplumun öyle hele bakın arkadaşlar. Göçmenlerle yaşayan, ayakta duran ülkelerde bu tür siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalar doğru değil. İnsanları birbirine düşürüyor, toplumları ayırıyor. Irkçılık olayları daha fazla artıyor. İşte bak, bakanın kendisi söylüyor. Ben söylemiyorum. Diyor ki geçen yıla göre ırkçı saldırılar arttı diyor. Özellikle bu koronavirüs döneminde biliyorsunuz daha da arttı. Hangi dine mensup olursa olsun bunu kabul etmemiz mümkün değil. Hiçbir din arkadaşlar yeryüzünde hiçbir din hiçbir insanı öldürmeyi, hiçbir insanın malına, canına zarar vermeyi emretmiyor. Hiçbir dinde böyle bir şey yok. Bazı kendini bilmezler dinin adı altına saklanarak insanlara zarar veriyorlar, insanları öldürüyorlar. Böyle bir şey yok. Siyasetçilerin çıkıp bunları bu şekilde anlatması lazım. Bir tane saldırı yapıyor, bütün Müslümanları karalıyorlar. Hangi dine mensup olursa olsun arkadaşlar, ister Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ne olursa olsun, insan odaklı baktığımız zaman bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bu işin baş sorumlusu olarak ben siyasetçileri görüyorum. Oy alabilmek için toplumları bölüyorlar arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani Fransa'nın İçişleri Bakanı 3 ay önce açıklama yapıyor. Helal reyonları anlamsız diyor. Şimdi çıkmış diyor ki Müslümanlara niye saldırılıyorlar diyor. Önce şapkalarını önüne koyup kendilerinin düşünmesi gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak sizler de düşüncelerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden ricam gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da yine videolarımızın altındaki yorum bölümüne veya kanalımızın sosyal medya hesapları aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Sizlerden bir tek ricam var. Lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza mutlak surette abone olmanız.